kendi egoma, kendi şeyime kaptırdığım için aslında bugüne kadar neden böyle yapıyorsun gibi bir soru sormadım. Bu soruyu Tankut abi daha yeni benim zihnimi açtığında bu soruyu sorma gereksinimle ilk defa bu soruyu sordum. Güzel yaklaşmışsın orada. İlk defa dedim ki niye böyle yapıyorsun? Şu cevabı verdi. Benim için her şey zaten aynı. Sadece arada sırada değişiklik yapmak istiyorum. Mantıksız mı? Mantıklı abi, hepimiz mantıklı yapıyoruz ya. Sen yani de sakalları kesiyorsun, bıyık bırakıyorsun. Öyle düşün yani. Değişik. Mesela o da dediğin gibi bir anda ben bıyık bıraktım, geldim. Didem dedi şok ki oldu. Niye bıyık bıraktın bak deyip bana kızdığını düşün. Karşılıklı yani. Şimdi ben bunu böyle düşünmedim. Ben benim sözümü dinlemiyor olarak düşündüm. Aslında ama baktığında bunu bir defa yapmış olarak görüyorsun. Ama o anda egoya ve daha yine abimin bahsettiği, şimdi dışarıda da yine söyledi, bu dönemde daha çok dikkat etmeniz gerekiyor. Ben buna kendimi kaptırdığım için bir anda bir bocalamaya girdim. Ne yapacağımı şaşırdım. Elim ayağım birbirine girdi. Bu sefer dengesizce hareketler yaptım. Abarttın. Abarttım. Ben sana burada niye kızdım? Abarttım. Abarttın. Şunu sordum. Hani senin lafının sözünün dinlenilmemesi yerine geliyorsun ya bazen. Didem sence ailenin sözünü de dinleyebilecek yapıda bir insan mı sana göre? Kardeşim benim ailem tutup da ona söz söylemez ki zaten. Ya oldu mesela ya Didem. Yok yok. Şunu şöyle yapar mısın dese anne baba, abi, abla yani dese mesela ha, Didem'in. Diyelim ki öyle dedi. Zaten Didem'i o kelime kullanıldığında Didem aman ben bunu yapmak zorunda değilim diyebileceğini hissetseydim bu ilişki buraya kadar gelmezdi bile. Gelmezdi. Mesela gelmezdi yüzüğü kendisi çıkarttığı gün şimdi, bir terse bitsin dedi. Atıyorum elbise ben bu kadınım değilim dedi. Elbise muhabbetinde işte nereye giderse gitsin çoğu yerde sözünü söyledi. Bu biraz benimle alakalı bir şey. Ben ters gidince o da çok inat yapıyor. Onun inatçı özelliği çok fazla. Bende de inat özelliği var ama birimizin inadı kırması gerekiyor. Bundan da mecbur. Olayları ben başlattığım için benim inadımı kırmam gerekiyordu. Şimdi yarın öbür gün o bana bir şey yapsa, ben inat yapsam onun inadını kırması gerekecek bu sefer de. Yani bu evet olanlarda haklısın ama bu ileride bu devamlı böyle olacak diye bir kaydı yok. Zaten evlenene kadar bu durumu birbirimizi daha iyi tanıyacağız. Bu. Nişanlık, söz, bu dönemi biliyorsun. Birbirini daha yakın tanıma dönemi. Bu dönemde neyin ne olduğunu daha iyi yakından göreceğiz. Bak bugüne kadar bizim belki de çok büyük kavgalarımız olmadı Didem'le. Çok küçük şeyleri çok büyüttük. Ben bilerek büyüttüm ki kavga anında nasıl bana yaklaşımı nasıl bunu görebilmek için. Ama bu son olaylarda harbiden sinirlenmiştim ama ben sözüm dinlenilmiyor diye düşünürken aslında asıl sebep ara sıra değişiklik yapmakmış. Ama bunu da bana iletemedi. Onda da üslup yanlışlığı var. Ben inat yapınca o da inat yaptı. Aslında söylemek istediğini söyleyemeyince ortalık karıştı, toz duman. Sen iste, kısmetse olur. Sen yeter ki sev-